Artık Lightroom'da fotoğraf düzenlemek çok ama çok daha kolay. Nasıl diyecek olursanız Lightroom geçen hafta bir güncelleme yayınladı. Lightroom 2022 oldu artık ve en önemlisi öyle bir özellik geldi ki fotoğraf düzenlemesi yapan herkesin işini inanılmaz derecede hızlandıracak bir özellik. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim, hem de bu yeni güncellemede gelen araçları nasıl kullanabileceğimiz üzerine konuşacağız. Öyleyse şöyle başlayalım. Tekrardan hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Şimdi maddelere geçeceğiz. Fakat öncelikle destek olmak adına videoyu birkaç saniyenizi ayırıp beğenmeyi unutmayın. Sizlere faydalı ve kaliteli bir içerik hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi konumuz şu. Zaten fotoğraf düzenleyen fotoğrafçıların hepsi Lightroom'u biliyordur ki ben de Lightroom'u yıllardır kullanıyorum. Çok seviyorum. Lightroom üzerine bir sürü içerik hazırladım YouTube'da. Buna ek olarak Udemy'de de Lightroom üzerine inanılmaz derecede kapsamlı bir eğitim seti hazırlamıştım. Eğer ki kendinizi geliştirmek isterseniz açıklamada link mevcut, bakabilirsiniz. Şimdi peki ne oldu? Normalde şöyle bir şey vardı. Lightroom'da bir fotoğraf düzenlemesi yapacağımız zaman bazen belirli alana özel düzenleme yapmak isteyebiliriz ve bunun için de biz fırçamızla o bölgeyi boyardık ve bu birazcık yorucu ve bize zaman kaybettiriyor. Peki Lightroom ne yaptı? Lightroom güncelleme ile beraber şöyle bir şey yaptı. Artık Lightroom'un kendisi fotoğrafın içerisindeki objeyi otomatik olarak tanıyor. Mükemmel. Mükemmel. Ve böylece çok daha pratik bir şekilde fotoğraf düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Sadece bu kadar değil, aynı zamanda gökyüzünü de otomatik olarak tanımlıyor. Ve böylece hiç fırçayla, başka araçlarla uğraşmaya gerek kalmadan sanki Photoshop'ta düzenleme yapıyormuşuz gibi ama Photoshop'tan çok daha pratik bir şekilde düzenleme yapabiliyoruz. Açıkçası bu güncellemeyi inanılmaz derecede sevdim. Şimdi geçeceğim, çok fazla da lafı uzatayım istemiyorum. Ama bu olay beni birazcık da korkutuyor. Artık fotoğrafçılık bile birazcık dijitalleşmeye mi başladı diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü zaten tamam dijital ortamda ama sanki her şey çok kolaylaşıyor gibi geldi bana. Tabii ki bu bir düşünce. Çünkü her ne kadar her şey kolaylaşsa da estetik algımız gelişmediği sürece, kendimizi geliştirmediğimiz sürece bu araçlar bize en iyisini sunsun. Bunun aslında bir açıdan büyük bir faydası da olmayacaktır. Asıl olay bizde bitiyor. Aslında faydası olacak da demek istediğimi anladın. Şimdi öyleyse hemen Lightroom'a geçiş yapalım ve size yeni gelen güncellemede neler geldi kısaca bahsedeyim ve bu araçları nasıl kullanacağımız üzerine de konuşalım. Ve geçiş yaptığımız zaman şu anda Lightroom'da şöyle bir fotoğrafımız var. Şimdi ilk önce pozlamayı birazcık arttırayım göz kararıyla. Şimdi burada sağ tarafta dikkat edin, maskeleme aracımız geldi. Ve burada Select Subject, aynı zamanda Select Sky aracımız geldi. Şimdi Select Subject diyelim ve bekleyelim. Şimdi bastığım zaman gördüğünüz gibi şöyle bir bölüm çıktı ve otomatik olarak şu anda tarandığını söylüyor objenin. Ve bekleyelim bakalım ne olacak. Ve gördüğünüz gibi fotoğraftaki beni Lightroom otomatik olarak tanımladı ve böylece artık düzenleme yapacağım zaman sadece Lightroom'un otomatik olarak seçtiği obje üzerinden ben düzenlememi yapabilirim. Şimdi burada yeni gelen araçlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız şöyle bir şey var. Normalde bizim yaptığımız işlemlerin hepsi gördüğünüz gibi fotoğrafın tamamına müdahale eder. Biz özel bölgelere müdahale etmek için ne yapıyorduk? Brush fırçasıyla beraber geliyorduk. Yüzümüzü seçiyorduk. Tabii bunu iyi düzenleme yapmak için, burası biraz yorucu bir işlem, gidiyoruz fırçamızı küçültüyoruz, zoom yapıyoruz, işte yanlışlıkla işaretlediğimiz yerlerden çıkarıyoruz ve bu işlem biraz yorucu. Şimdi Lightroom'un yeni gelen güncellemesiyle beraber bu derdimiz ortadan kalktı. Şimdi böyle tek tek uğraşmak yerine hemen geri alayım yaptığım işlemi ve dikkat edin, fırçamı buradan sileyim. Hemen sağ taraftan Select Subject'e tıklıyorum ve tıkladığım zaman Lightroom taramasını yapıyor. Bekliyoruz ve beklediğimiz zaman ve gördüğünüz gibi daha gelmedi, gelecek. Tabii bilgisayar hızına göre değişebilir. Ve gördüğünüz gibi artık Lightroom beni fotoğrafta tanıdı ve objeyi öne çıkardı. Daha doğrusu seçti otomatik olarak. Bu mükemmel bir şey. Böylece ben hiç zaman kaybetmeden artık sadece objemin konumun üzerinde değişiklikler yapabilirim. Fotoğrafın diğer bölgelerine hiçbir şekilde gördüğünüz gibi müdahale etmiyor. Arada küçük hatalar olabilir fotoğraf bazlı ama genel olarak yaptığım testlerde mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ve böylece örneğin pozlamamızı kısalım. Ardından birazcık sıcaklık ekleyelim.
ve gördüğünüz gibi objeye özel düzenlememizi yap. Diyelim ki bir ürün fotoğrafçısısınız ve sadece ürünün üzerinde bir işlem yapmak istiyorsunuz. Bu durumda şöyle bir fotoğrafta sağ taraftan tekrar maskeye tıklıyoruz. Objemi seç diyoruz ve seçtiğimiz zaman tekrardan Lightroom taramayı yapıyor ve şimdi dikkat edin, sadece ana konumun ne olduğunu kendisi tahmin ederek seçecek. Bakalım doğru mu çalışacak? Bunu da beraber göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde ana konuyu fotoğrafta seçti. Ve böylece şu anda kırmızı gözükmesinin nedenini de hemen sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi burada bizim bir maske aracımız geldi. Bu maske aracımızda ben Show Overlay'i seçtim. Yani seçili olan alanı işaret göster seçeneği. Bunu kapatırsanız seçili olanı görmezsiniz. Kırmızı diye korkmayın. Buradan farklı renkleri de seçebilirsiniz bu arada. Sadece bu maskelemenin nereye yapacağını bize gösteren bir yardımcı aracımız. Ve böylece ilk aracımızı öğrenmiş olduk. Şimdi ikinci aracımıza geçiş yapalım. Başka bir fotoğrafla beraber. Bu sefer şöyle bir fotoğrafımız var diyelim. Bu fotoğrafta tekrar maskeye tıklıyorum. Bu sefer objemi, öznemi değil, gökyüzünü seçiyorum. Ve seçtiğim zaman yine yeni maske oluşturuluyor ve otomatik olarak taramaya başladı. Bekleyelim bakalım. Hala bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi en son moru seçmiştik. Bunu buradan tekrar kırmızı yapalım. Ve artık tamamen gökyüzünü işaretledi. Ben gökyüzünün pozlamasını kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi maskelemeyi oldukça ama oldukça iyi bir şekilde yapıyor. Bağcıklarda bile neredeyse hiçbir hata yapmamış. Mükemmel. Ve böylece mesela sadece gökyüzünün, sadece bir fikir, işte rengini kısabilirim buradan. Yani ne işlem yapmak istiyorsam bunu yapabilirim. Bu aracı ben maskelemeyi mükemmel bir şekilde sevdim açıkçası. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi maskeleme araçlarıyla beraber hem objelerimize hem de gökyüzüne otomatik olarak Lightroom'da seçim yapabiliyoruz. Bu bize inanılmaz derecede zaman kazandırıyor ve işleri inanılmaz derecede pratikleştiriyor. Şimdi sadece bu kadar mı? Aslında sadece bu kadar değil. Şimdi yeni araçları kullanabileceğiniz farklı bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum. Tekrardan şöyle bir fotoğrafımız var diyelim. Ardından tekrar maske aracımıza tıklıyoruz ve burada örneğin ben buradan ne yapacağım diyelim. Şöyle bir liner ekleyeceğim diyelim. Bu linerla şöyle güzel bir geçiş efekti ekleyeceğiz diyelim. İşte koyudan açığa doğru bir geçiş diyelim ki. Hatta biraz abartayım, bunu daha eğri bir şekilde verelim. Güzel, fena olmadı. Şimdi burada şunu yapabiliyoruz. Seçim yaptığımız bölgeden objemizi çıkarabiliyoruz ve otomatik olarak. Bunun için ise maske aracımızın altında dikkat edin maskeye tıklıyorum. Ve buradan sağ taraftan dikkat edin Select Subject var. Objemizi işaretle diyoruz, bekliyoruz. Ve beklediğimiz zaman dikkat edin. Bekliyorum hala. Tabi bu işlem biraz bilgisayar gücünüze göre uzun sürebilir. Ve böylece gördüğünüz gibi şu anda benim sadece bu geçişi telefonumun üzerine uyguladı. Diğer bölgelerden çıkardı. Çok güzel. Buna ek olarak ben bunu bu şekilde değil invert dersem asıl kritik nokta burada başlıyor. Dikkat edin. Ve böylece gördüğünüz gibi telefonumun pozlaması standart kaldı. Fakat o ana konum dışındaki her şeyde bu geçiş efektini uygulamış oldum. Bu gerçekten mükemmel. Şöyle biraz daha kısalım daha gerçekçi olsun diye. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede pratik bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Lightroom eğitim setim var. Eğer ki Lightroom'daki bütün araçları öğrenmek isterseniz ne işe yaradığını daha detaylı bir şekilde bu eğitim seti de videonun açıklama kısmında olacak. Buna bakabilirsiniz. Ve bu dersleri de yeni güncellemeleri de eğitim setine aktaracağım önümüzdeki hafta. Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum ki eğer ki bence en güzellerinden birisi bu fotoğrafçılıkta kendinizi geliştirmek isterseniz yeni eğitim setim vardı. Kapsamlı fotoğrafçılık eğitimi. Bu eğitim setine bakmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Videonun açıklama kısmında tekrardan link olacak. Hatta bu videodan gidenlere özel bir link de olacak. Yine videonun açıklama kısmında kupon kodunu da görebilirsiniz. Aynı zamanda linkten giderseniz de yine indirimden faydalanabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Bu eğitimlerle beraber de fotoğrafı çok daha hızlı ve çok daha iyi bir şekilde öğrenecek ve mükemmel fotoğrafa ulaşacağınızı düşünüyorum. Şimdi öyleyse hemen geçiş yapalım. Şöyle bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta benim ters ışıkta kalmışım. Birazcık karanlık çıkmışım. Bunun için hemen select objemizi seç dediğimiz zaman aslında subject tam olarak, subject tam olarak özne olmuyor.
konumuz. Evet yani konumuz, ana konumuz diye çevirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi doğru bir şekilde beni seçti. Ben burada birazcık gölgeleri arttırarak arka plandaki gökyüzünü etkilemeden otomatik olarak gördüğünüz gibi pozlamamı ideal değerlere getiriyorum. Güzel. Şuradan maske kapalı hali ve açık halini görüyorsunuz. Arada çok ciddi bir fark var. Mükemmel oldu. Şimdi bir taktikten daha bahsetmek istiyorum. Şu şekilde işlem yaptığımızda bütün konuma müdahale ediyorum. Ama ben bunun yerine daha gerçekçi gözükmesini istiyorum. Bunun için ise alt taraftan gelip brush'ı yani fırçayı seçiyorum. Hatta fırçaya da gerek yok. Buradan liner'ı seçebilirim. Şimdi liner'ı seçtik. Ardından liner'ı şu şekilde açıyorum. Ve buradan sağa doğru götürüyorum. Böylece gördüğünüz gibi biraz kısabiliriz. Daha açıktan koyuya doğru bir geçiş yaptım ki daha gerçekçi gözüksün diye. Ve böylece aslında konumun arka tarafı tekrardan karanlık, sadece ön tarafa doğru bir ışık geliyor gibi oldu. Daha gerçekçi gösterdi. Tabii ki bunu fırça aracıyla da buradan gelip brush dersek tıkladığımız zaman dikkat edin şöyle hafif bir şekilde öne doğru gelsin. Sonra fırçamı birazcık küçülteyim. Bu bölümlerde daha gerçekçi olsun, açık koyu ilişkisini biraz daha doğru bir şekilde yapalım. Bu bölümde biraz büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi biraz daha hafif daha gerçekçi oldu şu anda. Çünkü açıktan koyuya doğru bir geçiş var. İşte bu şekilde de işlemlerimizi yapabiliriz. Ve böylece yeni güncellemeyle beraber bu aracı nasıl kullanabiliriz? Örnekle beraber öğrenmiş olduk. Daha detaylı bir video gelsin derseniz daha fazla örneklerle beraber bunu da yorum bölümüne bekliyorum desteklerinizle beraber. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.